Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi videoya başlamadan önce hemen uyarı yapmak istedim. Çünkü videoda konuşuyorum. Tabi ekranlara bakarak konuştuğum için ters köşe durumlar oluyor. Bu videolarda da böyle durumlar olacak. Ekrana baktığım için o an için öyle konuşuyorum. Fakat izlerken olayın bambaşka olduğunu görmüş oluyorum. Peki, videonun sonunda soracak olur iseniz hangi kamera daha güzel çekmiş? Bu benim kişisel tercihim. Yani siz başkasını da beğenebilirsiniz. Sıkıntı değil. Zaten bizim amacımız burada herkesin gönlüne yatan olan cihazı alması yönünde olduğu için bu testleri yapıyoruz. Ben kesinlikle Mi 10 Ultra'yı acayip beğendim. Hani biraz abartı olacak ama ders niteliğinde bir video olmuş. Çok güzel renkler, çok güzel hani ışık olayı güzel, ters ışık olayı güzel, karanlık olan yerleri aydınlatması güzel, güzel de güzel. Bana göre tabii bu. Ama kimisi çok daha net, keskin görüntü beğenebilir. Bu durumda Note 20 Ultra'yı beğenebilir. Yani bu izleyenlerin kişisel, kendi zevkine göre değişebilecek bir durum. Benim zevkime göre Mi 10 Ultra açık ara çok iyi. Evet, bu ön bilgilendirmelerden sonra da bakalım hangi cihaz gerçekten daha güzel çekmiş. Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evet, sonunda geldik video karşılaştırmalarına. Telefonlarımız sağ üst köşede. Tabii bunu terse çevirdiğim zaman sol üst köşede olacak. Öyle tarif edeyim. Ters çevireceğim çünkü birazdan. Sol üst köşede Xiaomi Mi 10 Ultra. Sağ üst köşede Samsung Note 20 Ultra. Sol alt köşede Huawei P40 Pro. Sağ alt köşede gene Xiaomi Mi 10 Pro. Evet. Ters çevireceğim. O şekilde olacak çünkü. Şu an güneşli bir gündeyiz. Güzel bir gün. Şansımıza işte. Fakat çok kalabalık. Hani aslında o taraflarda gidip video çekecektim. O kadar kalabalık ki mecburen böyle yol kenarında çekeceğim. Çünkü oraya girersem bir sürü insan bu ne bu ne diye bakacak ya da yanıma gelecek bir şeyler soracaklar. Evet, durum bu. O halde hemen dönelim. Arka tarafla devam edelim. Ama ben şu an neyle kayıt yapıyorum onu söyleyeyim. 4K 30 FPS video kaydına başladım. Daha sonra Full HD'ye geçiş yapacağız. Hemen çevirelim bir bakalım durum nedir. 4K'da video kaydımıza devam ediyoruz. Şu an 4 ekranda da en soluk gözüken ekran Samsung'un ekranı. Diğer 3 cihazımız harika gözüküyor. Gerçekten güneşli bir gün. Mesela şöyle güneşi arkama alacağım şu an. Güneşi arkama aldım. Hatta bunu hemen şöyle bir fotoğrafını çekerek göstermeye çalışayım. Şu an güneş direkt olarak ekranlara vuruyor. Bakın. Şöyle fotoğrafını çekiyorum. Hatta videosunu çekeyim. Fotoğrafı boş verin. Şu an görüyorsunuz güneş ekranlara vuruyor ve görünürlük bu şekilde. Sanki şu an en güzeli Mi 10 Pro sağ alt köşedeki, sol üst köşedeki Mi 10 Ultra, sağ üst köşedeki az önce söylediğim gibi Samsung Note 20 Ultra. Note 20 Ultra iyice kararmaya başladı. Sol alt köşedeki de Huawei P40 Pro. Gerçekten şu an sağ alt köşedeki yani bu ekran çok güzel gözüküyor. Samsung 10 Ultra, P40 Pro, Mi 10 Pro. Hani bayağı aydınlık ya. Şu an ışık şiddetleri full açık ve otomatik moddalar. Hani güneşi görünce daha da artıyor şu an mod. Yani o moddalar. Ama ona rağmen Mi 10 Pro çok daha güzel gösteriyor. Böyle bir ekran bilgisinden sonra şöyle devam edelim yürümemize. Peki titreşim engelleme nasıldır acaba? Denemesini yapalım. Hemen şurada deneyelim. 3, 2, 1. Yani şu an bütün ekranlarda çok sabit duruyor. Biraz da yürüyelim. Hem yürüyelim hem titretelim. Evet. Yani mümkün mertebe bütün ekranlarda titreşimi engellemek çalışıyormuş gibi gözüküyor.
Bırakın da olsun yani. 4 tane dünyanın en iyi telefonlarını şu an elimizde. Hemen şöyle bir ters ışık yapacağım ama nasıl ters ışık yapayım? Vay güzel. Acaba hangisi çok güzel çekiyor? Çok merak ediyorum. Şu an ekrana baktığım zaman dediğim gibi hani Mi 10 Pro'nun ekranı çok güzel gösteriyor. Mi 10 Ultra'nın ekranı da çok sıcak renklerde gösteriyor. Bakın bunu da hemen şöyle ifade edeyim. Bunlar önemli bilgiler. Bu detayları atlamayalım ki insanlar telefon aldığı zaman ekranda nasıl bir görüntü olduğunu merak ediyorlardır. Bakın. Görüntü olduğunu merak ediyorlardır. Bakın. Şöyle göstereyim. Çok sıcak renklerde gösteriyor Mi 10 Ultra. Mi 10 Pro daha aydınlık gösteriyor. Şöyle göstereyim. Sağ üst köşedeki Samsung Note 20 Ultra vahim durumda ya. Yani ekran hiç hoşuma gitmedi şu an. Evet, devam edelim. Mesela şöyle güneş şuradan vuruyor. Vuruyor ama nasıl ters ışık yapacağız? Mesela şöyle yapmaya çalışayım. Şu an güneş direkt olarak vuruyor ekranlara. Ağaç acaba nasıl gözüküyor? Şu an çok açılı durduğu için ben ekranlarda çok net bir şey göremiyorum. Komple şöyle güneşe çıkıyorum. Ve şöyle ters ışık. Güneş tabi oradan vuruyor ekranlara. Şöyle manzaraya bakayım. Ekranlarda benim gördüğüm dördü de aynı gözüküyor. Böyle elzem bir fark yok. Artık izlerken farklara bakarız. Peki geniş açı olarak, yani açısal olarak, kadraj olarak hangisi en geniş kadraj? Sağ taraftaki ağacımızı şöyle sınır olarak alalım. Sınır olarak aldık ama P40 Pro'da sınırın bayağı dışındayız. Çünkü bayağı geniş açı gibi gösteriyor. Aslında değil. Şöyle bir ayar çekeceğim bir saniye. Şu an ya P40 Pro'da titreşimi engellemeden dolayı da ayar da yapamıyor. Hafif oynatmalarda ekran oynamıyor. Evet, şu an bakarsak sağ tarafta ağacımızın köşesi. Sol tarafta nelerimiz var? Samsung 20 Ultra'da bir station wagon ve orada bir kırmızı araba hafiften gözüküyor. Şu an Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra'da o kırmızı araba ucu ucuna gözüküyor. Evet, ucu ucuna gözüküyor. P40 Pro'da mecbur şöyle yapacağım. Oynatmak zorundayım. Arkada oynatıyorum ama oynamıyor ki. Evet, P40 Pro'da ağacımızın kenarı ve o kırmızı araba bayağı bir gözüküyor. Yani 20 Ultra'ya göre daha fazla gözüküyor. Bu durumda en dar açı Xiaomi'ler. Ondan sonra Xiaomi'ler en dar açı ve akabinde Samsung. Arkadaş kafa gitti ya. Neydi? En dar açı Xiaomi'lerdi. Ondan sonra Samsung 20 Ultra, en geniş açı P40 Pro. P40 Pro hafif bir farkla yalnız. Çok küçük bir farkla daha geniş açı çekiyor 4K'da. Netleme nasıldır? Şöyle deneyelim. Şu an ekranlarda göremiyorum. Zaten Samsung'da çok koyu oldu görüntü. Vallahi izlerken bakacağım ya. Şu an size ne desem yalan olacak. Neyse, odak olayı böyleydi. Dibine de girsem olayı tam olarak algılayamıyorum. Peki, durum bu. Bir de zoom testi yapalım hemen. 4K'daki zoom olayımız nasıldır? Ondan sonra da Full HD'ye bir geçiş yapalım. Mesela şuradaki tabelaya bir zoom yapalım. Şimdi şöyle de bir durum var, onu da söyleyeyim. Hiç kamera kaydını durdurmadan, hiçbir şekilde durdurmadan Samsung 20 Ultra'da hemen geniş açı yapabiliyorum. Keza Huawei'lerde zaten olmazsa olmazımız. Şöyle geniş açı yapabiliyorum. Ama Xiaomi'lerde Mi 10 Ultra'da dahil olmak üzere halen bu özellik gelmemiş. Geniş açıya geçemiyoruz. Ne yazık ki geçemiyoruz. Olayı durdurup, yani kaydı durdurup öyle geçebiliyoruz. O halde hemen bir zoom olayımıza bakalım. Hatta Samsung'da bir saniye, o olay var mı?
pardon, Samsung 4K'da şu an o durum yok. Aslında 4K'da da vardı. Birazdan anlatırım. Zoom dedik. Zoom'a başlıyorum hemen. Tek tuşla 5X'e girebiliyorum Samsung'da. Ve devam ediyorum. 20X. Evet, 20X'e kadar çıkabildik. Peki Mi 10 Pro. Mi 10 Pro'da bakalım ne kadar çıkacak. 6X. Note 20 Ultra'da 20X. Mi 10 Pro'da 6X. Keza Mi 10 Ultra'da da öyle olacaktır. 6X olacaktır. Evet, 6X. Ve P40 Pro'da büyük ihtimalle 10X'e kadar. Pardon, 15X. Bakın P40 Pro 15X. Ve gerçekten titreşim engelleme, şu an P40 Pro'yu görüyorsunuz. Gayet güzel gözüküyor. 15X. Samsung 20 Ultra 20X. Evet, titreşim engelleme çalışıyor ama P40 Pro kadar sabit değil. Ve Xiaomi'ler 6X ve görüntü rezalet. Yani gerçekten P40 Pro'yu takdir ediyorum. 15X de çok net bir görüntü veriyor. Samsung 20X. Samsung'a hadi 15X'e çekelim. Bakalım ne olacak. Tabii şimdi ekranda koyu olduğu için Samsung'da çok da seçemiyorum. Ama bakın netlemede biraz, yani görüntü gidiyor geliyor. Titreşim engelleme, şöyle bir denemek istiyorum. 3-2-1. Yani hafiften sallanıyor. Ama titreşim engelleme fena değil. Ama P40 Pro'ya bakıyorum. Bakın. Bakın kademe kademe gidiyor. Şu an P40 Pro sabit tuttum. Çok net. Titreşim engellemeye bakıyorum. 3-2-1. Ha, bakın böyle sallanınca güzel sallanıyor. Evet, güzel sallanıyor. Ama şöyle sabit tuttuğunuz zaman, sallamadığınız zaman gerçekten titreşimi şu şekilde bayağı bir kesmeye çalışıyor. Evet. Zoom durumumuz budur. Hemen P40 Pro'da şöyle 1x'e kadar geri gidelim. Bakın geniş açıya gitti hemen. Arkadaş şunu kullanması da çok zor ya. Bir 1x'i tutturamadım. Şurada 1, 2, 3, 4 diye yazsa çok güzel olacak. Evet, şu an 1x. Samsung'da tek tuşa basarak 1x'e geliyorum. Ne yazık ki Xiaomi'lerde de öyle bir olay yok. Ama Xiaomi'de zaten geniş açı olmadığı için en geri yaptığımız zaman 1x'e doğru gidiyor. Evet dostlar, 4K'daki durumumuz buydu. Ne yaptık? Odaklamaya baktık, titreşimi engellemeye baktık, zoom'a baktık. Ters ışıkta yaptık. Netlik olarak da gayet güzel bir yerdeyim. Şu ağaçların netliği bile 4K'da zaten her şeyi ifade ediyordur. Tabi renk olarak hangisi daha gerçekçi çekiyor derseniz, valla ne desem yalan olur. Çünkü ekrandaki renkler gerçekten bambaşka. Ekran yanılgısı çok fazla oluyor. Eve gidip baktığımda da acaba öyle miydi böyle miydi soru işareti oluşuyor. Dolayısıyla hangisi daha gerçekçi renkte derseniz orada tam bir cevap veremiyorum. Hangisi gözünüze güzel gözüküyorsa diyeyim, sizin tercihiniz o olmalı gerçekçilikten ziyade. Eğer bir reklam ajansı değilseniz, orijinal renkler olması gerekiyor demiyorsanız, hangisi hoşunuza gidiyorsa o olmalı. Peki, hemen bir Full HD'ye geçelim. Full HD'deki duruma bakalım. Şu an geldik Full HD 30 FPS video kaydına. Rengi görüyorsunuz. Şu an önündeki kırmızı gerçekten bayrak kırmızısı bir renk. Bayrak kırmızısı bir renk. Ekrana baktığın zaman bunu en güzel yansıtan kesinlikle Mi 10 Ultra. Bunu da şöyle ifade etmeye çalışayım. Evet, şöyle göstermeye çalışayım. Bayrak kırmızısı ve ekranlarda gözüken. Sol üst köşedeki Mi 10 Ultra ona çok yakın veriyor. Tabi sağ alt köşedeki Mi 10 Pro da ona yakın veriyor. Ama sanki böyle Mi 10 Ultra daha böyle bir kırmızı ona yakın gibi geldi. Neyse. Evet, Full HD'de şöyle bir kalkalım yürüyelim. Şöyle hızlı adımlarla yürüyorum. Ve titreşimi engellemeye bakıyorum. Mesela yürüyerek böyle bir video çekebilirsiniz. Ve gayet güzel, başarılı, titremeden gidiyor görüntüler. Peki biz kendi titreşimimizi yapalım.
3-2-1. Yani Samsung 20 Ultra hariç bütün telefonlar acayip sabit. 20 Ultra'da büyük ihtimalle çok sabit bir şekilde çekmiştir. Onda şüphem yok. Peki kadraja bakmak istiyorum. Gene şu ağacı alalım kadraj olarak. Şimdi kadraj olarak ağacımızı alacağız ama aynı kadrajı ayarlamaya çalışacağım. Şöyle biraz Mi 10 Pro ile ayar çekiyorum. Evet, şöyle kalsın. Şu an P40 Pro gene kadrajımızın dışında çünkü hareket ettiriyorum ama algılayamıyor. Hani bakın şöyle küçük hareketleri, bakın diğer telefonlara bakarsanız hareket ediyor ama P40 Pro hareket etmiyor. Böyle küçük oynatmaları P40 Pro acayip sabit tutuyor. Şu an aynı diyebiliriz. Sol tarafta sedan bir araba var. P40 Pro da o arabanın arka tarafına kadar gözüküyor. Diğer cihazlarda biraz daha şöyle yapmak zorundayım. Yani diğer cihazlar da aynı diyebiliriz. Yani bu sefer 4 cihazımızda Full HD'de aynı kadraj, aynı açıya sahip. Peki ters ışık durumu nedir? Şöyle güneşe çıkalım ve şöyle yürüyelim. Tabii ekrana bakarak şu an konuşması biraz zor oluyor. Yani o ağaçlar yeşil midir, değil midir? En neti gene ben Mi 10 Pro'da görebiliyorum. Ama gökyüzü de bayağı beyaz gözüküyor Mi 10 Pro'da. Yani o ağaçların yeşilliğini seçebiliyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Bunu da çekeceğim. Note 20 Ultra'da görüntü çok koyu. Bakın. Gerçekten acayip koyu bir görüntü var Note 20 Ultra'da. Şöyle arkaya doğru geçeyim. Yani güneşi arkama alacağım. Sağ alt köşedeki Mi 10 Pro'ya bakar mısınız? İnanılmaz iyi ya. Ve dediğim gibi şu an ekran modları otomatik moddalar. Yani güneşi gördüğü zaman eğer bunlar sallıyorum 500, 600, 800 nit ise otomatik modda bunlar hani 1000 nit'e kadar çıkması gereken durumdalar. Ve sağ alt köşedeki Mi 10 Pro gövde gösterisi yapıyor. Ve şu gökyüzüne bakar mısınız ya? Acayip mavi gözüküyor. Tabii ki öyle değil yani şu an gökyüzü. Acayip mavi gösteriyor ekranda. Peki hemen bir zoom denemesi yapalım. Bakalım Full HD'de kaç zoom'a kadar çıkabileceğiz. Zoom denemesi için ben yine şöyle bir gölgeye geçeceğim. Güneş gerçekten sağlam yakıyor. Bu sefer nereye zoomlayalım? Şu aradan çok zor olacak ama şu tabelayı acaba okuyabilecek miyiz? Tabii Full HD'de de şu an şey yapabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Geniş açıya geçiş yapabiliyoruz. Hem Samsung 20 Ultra'da hem de göstereyim. Niye göstermiyorum? Hem de Huawei'de böyle geniş açıya geçiş yapabiliyoruz. Geniş açıya geçiş yapabiliyoruz. Xiaomi'lerde bu olay gelmiş. Full HD'de var. Vay çok güzel. Aferin. Bu sefer olmuş. Bakın. 0.6x Mi 10 Pro'da, 0.5x Mi 10 Ultra'da. Peki şuradan şey geliyor. Bakın tam şurada bir siyahlık oluşuyor. O selfie çubuğunun telefonu tutan plastik kısmı. Yanlış anlaşılma olmasın. Bakın şöyle yaparken sıkıntı yok. Ama böyle yaparken görüntüye giriyor. Evet çok güzel. Full HD'de de geniş açıda yapmış oluyoruz böylelikle. Geniş açıya şöyle devam edelim. Daha sonra titreşime bakarız. Durum nasıldır? Hemen şöyle bir ters ışık da yapalım. 4K'da bu çalışmıyordu Xiaomi'lerde. 4K'da mecburen durdurup bir daha şey yapacağız. Çekim yapacağız 4K için. Şu an geniş açıdayım. Tabii burada ters ışık daha kolay olmuş oluyor. Kadraja bir sürü şey girdiği için. Şöyle söyleyeyim. Mi 10 Ultra'daki görüntü çok güzel. Ağaçların yeşili falan gözüküyor. Şöyle tutayım. Arka planda da güneş olsun. Gerçekten hem güneş vuruyor
Hem de bir saniye şöyle yapacağım. O çerçeve gözüksün istemiyorum. Ama ısrarla gözüküyor. Neyse. Hem arka taraftaki gökyüzü, güneş, mavilik ve ağaç yeşili gayet güzel. Şu an Pay Pro'da yeşil acayip yeşil oldu. Ama işte güneşin olduğu yer gökyüzü biraz patladı. Note 20 Ultra'da yeşilin olduğu yer çok koyu. Mi 10 Pro tabii geniş açısı Mi 10 Ultra kadar değil. Ve yani ağacı göstermeye çalışıyor. Gökyüzü falan da güzel gözüküyor. Ama benim favorim şu an kesinlikle Mi 10 Ultra. Peki netlik olayı nasıldır acaba? Geniş açıdaki netleme durumu nedir? Ona bir bakalım. Bakın şöyle dibine kadar girdim. Bakın şu an daha net görebiliyorum. P40 Pro'ya bakıyorum. Yani hızlı bir şekilde netleyebiliyor. Keza Mi 10 Ultra'ya bakıyorum. P40 Pro çok daha dar açı çekiyor. Geniş açıdayız ama daha dar çekiyor. Dolayısıyla objeler daha bir belli. O yüzden Mi 10 Ultra'da, Mi 10 Pro'da ve özellikle Samsung 20 Ultra'da hiç anlayamıyorum. Samsung 20 Ultra zaten çok koyu ya. Şu ekrana bir daha bakmak istiyorum. Evet, ekran ışığımız full açık. Acaba dedim bir hata mı var? Yalancı duruma da düşmek istemiyorum. Olur da bir 20 Ultra kullanıcısı ya sen bunu nasıl böyle çektin falan demesin diye. Gerçekten ekran koyu. Ekranı otomatikten çıkarsam acaba nasıl olacak? Bir deneme yapmak istiyorum. Yok dostlar, otomatikten çıkarsam da, manuel yapsam da, otomatik de kalsa gerçekten Samsung 20 Ultra'nın ekranı bunlar arasında en koyu. Ekran karşılaştırmalarında bu daha bir belli olacaktır. Orada büyük ihtimalle 20 Ultra dağılıp gidecek bu diğer 3 ekranın yanında. Evet, durum bu. Titreşimi engellemeye de bakalım. Şöyle gölgeye geçiyorum. Şöyle yapayım. 3, 2, 1. Gerçekten 4 telefonu da tebrik ediyorum. Samsung 20 Ultra aynen Full HD'de 4K'da olduğu gibi hafiften titriyor. 4K'da bu kadar titremiyordu. Belki görsel bir yanılgı olabilir bende ama Full HD'de de böyle titriyordu. Şu an geniş açıda da böyle titriyor. Ama kayıt sırasında tabii böyle yapmadan, yani titretmeden kaydetmiş olacaktır diye düşünüyorum. Peki 4K'da hemen zoom'a devam edelim. Zoom yapacaktık. Şöyle ince bir yeri yapacaktık ama orayı da kaçırdık. Artık şuradaki tabelaya yapalım. Direkt olarak 5X Samsung 20 Ultra'da yapabiliyorum ve büyütmeye devam ettiğim zaman 20X'e kadar çıkabiliyorum. Şu an 20X'teyim. Hemen Xiaomi Mi 10 Pro'da yapıyorum aynısını. Şöyle bakıyorum. 12X'e kadar çıkabildim ama detay bu kadar. Oldukça kötü. Mi 10 Ultra'da yapıyorum. 15X'e kadar çıktı. Detay çok güzel. Yani 4K'da böyle değildi. Ve P40 Pro'da 15X'e kadar çıktı. Peki P40 Pro 15X mi daha güzel, yoksa Mi 10 Ultra mı? Şöyle yapacağım. Bu Mi 10 Ultra. Mi 10 Ultra mı daha güzel, yoksa P40 Pro mu? Bence P40 Pro. 20 Ultra'ya bakarsak, 20 Ultra yani Samsung 20 Ultra 20X'te kötü. Bunu ben şöyle 15X'e çekmeye çalışacağım. Evet, şu an 15X'te koyu, yani görüntü de koyu olduğu için çok seçemiyorum ama sanki Mi 10 Ultra'dan ve P40 Pro'dan daha kötü gibi. Ben şimdi bunları şey yaparım. Keserim. Kesip yan yana koyarım. Fotoğraflarını koyarım en azından. Hangisi daha güzel gözüküyor? Samsung 20 Ultra, Mi 10 Ultra ve P40 Pro. Yok ya, P40 Pro acayip iyi. Mi 10 Pro'yu yani hiç kale almayacağım. Şurada
12 X'te ve çok kötü. Yani diğerlerine göre çok kötü. Hem daha az yaklaştırıyor Mi 10 Pro, hem de çok kötü. Peki, tek tuşta geri gidebiliyorum. Evet, durum bu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Peki şunu deneyelim. Odaklayalım. Tam böyle göbeği odakladım. Şu an karşıdaki Renault Megane'a odakladım. 4 cihazımızda da bu odak ekranlarda duruyor mu? P40 Pro'da yok oldu. Şu an 4 cihazımızda da odak kalıyor. Pardon, kalıyor. Kalıyor ne demekse kalıyor. Fakat P40 Pro'da belli bir süre sonra o odak yok oluyor. Evet, yok oldu. Diğer 3 cihazımızda o odak var. Peki bakalım gerçekten odak devam ediyor mu? Mi 10 Ultra'da halen o odakta. Çünkü netleyemedi ağacı. Evet dostlar, netleyemiyor. Fakat Samsung'da şöyle bir mod var, bakın. Halen oradaki Renault Megane odakladı ama ben buraya geldiğim zaman ya diyorum neden odaklamıyor? Sonra bakıyorum ki otomatik odak kilitli kalmış. Buraya dokunduğumuz için Samsung'da bu var. Fakat diğer Xiaomi'lerde yok. Hatta şu an P40 Pro'da odaklayamıyor. Evet, P40 Pro'da hala oradaki Megane'ı odaklamış. Bakın buraya geldiğim zaman burayı odaklayamıyor. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bu 4 cihaz arasında sadece ve sadece Samsung'da bu var. Otomatik odağı kaldır diyorum ve odaklama devam ediyor. Artık otomatik odaklamada devam. Pardon, manuel odaklamayı kaldırdım. Otomatik odaklamayı açtım. Fakat diğer cihazlarımızda böyle bir mod yok. Diğer cihazlarımızda mecburen ekrana dokunarak Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra ve P40 Pro. Evet. Ekrana dokunarak odaklayabiliyorsunuz ama bu sefer buraya döndüğünüz zaman orayı odaklayamıyor, bakın. Gitti. Ama Samsung 20 Ultra'da odakladık. Buraya döndük. A dedik, orayı odaklayamıyor çünkü manuel odaklama kilitli kalmış. Hemen otomatik odağı açıyorum ve olay düzeliyor. Sadece ve sadece Samsung 20 Ultra'da var. Evet dostlar, şimdi 4K'yı yaptık. Mecburen şöyle ekrana odaklayarak devam edeceğim. Fakat uzaktaki bir objeye manuel odak yaptığımız için normalde kaydı kapatıp yeniden açmam gerekiyor. Bakın. Çünkü buralar hep kötü gözüküyor. Yeniden elimle odaklamak zorunda kalıyorum. Evet, ne diyorduk? 4K'yı yaptık. Full HD yaptık. Full HD'de geniş açı yaptık. Ve 4K'da bir geniş açı yapalım. Ve artık ana kamera olayını sonlandıralım. Geniş açıya geçtik. Kafadan şunu söyleyeyim. Hemen kadrajlar hakkında konuşmak istiyorum. Şu an Mi 10 Ultra'nın kadrajıyla Samsung 20 Ultra'nın kadrajı aynı. Çok geniş. Acayip geniş. Ondan sonra Mi 10 Pro, ondan sonra P40 Pro. Yani P40 Pro'nun kadrajı geniş açılar arasında en dar olan açı olmuş oluyor. Şu tarafa doğru yürüyelim. Biraz da böyle çekelim. Peki titreşim olayı nasıl? Hemen deneyelim. 3, 2, 1. Samsung 20 Ultra hariç diğer 3 cihazımız çok sabit. Şöyle hem yürüyorum hem titretiyorum. Şu an sadece yürüyorum. Elimle titretmiyorum ve kaydımız bu şekilde olacak. Ters ışık durumu nedir geniş açıda? Şöyle baktığımız zaman 20 Ultra yeşili daha güzel yeşil veriyor ama sanki ağaçlar net değil. Yanılıyor muyum, bana mı öyle geliyor anlamadım ama sanki ağaçlar net değil gibi. Halbuki komple otomatik odak açık şu an. Evet. En iyisi şöyle tutalım. Çünkü çok geniş olduğu için güneş her şekilde kadrajda. Vallahi Samsung 20 Ultra'yı tam diyemiyorum bir şey. Çünkü ekran çok koyu. Ne kadar güzel çektiğini anlayamıyorum. Fakat 10 Pro, Mi 10 Pro gerçekten çok parlak olduğu için en güzel oymuş gibi bir izlenimi var. Ama sadece yani ekranda öyle gözüküyor olabilir. Ve gerçekten şöyle gökyüzüne baktığım zaman Mi 10 Pro inanılmaz ya. Bana şeyi anımsattı. Mi Note 10 Lite'ı anımsatıyor çekim kalitesi. Gerçekten o da böyleydi. Acayip maviydi gökyüzü. Yani renkler falan acayip canlı gözüküyor. Mi 10 Pro'da.
Peki gene şuraya geldik. Acaba nasıl gözüküyordur? Bu sefer Mi 10. Evet, şu an Mi 10 Pro çok daha canlı gösteriyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor ya Mi 10 Pro. Evet dostlar, ana kameralardaki durumlarımız buydu. Bayağı bir video çekimi yaptık. Ne yaptık? 4K Full HD yaptık. 4K yaptık. Zoom olayına baktık. Titreşimlere baktık. Şunda bir daha titreşim yapmıştık zaten başta. Geniş açılarda da titreşim yaptık. Geniş açılarda zoom yapmadık. Yani şimdi geniş açıyla çekime başlayıp da zoom ne kadar lazım olur? Neden geniş açı yaptınız diye sorabilirsiniz. Hani oldu ki lazım oldu. Geniş açı lazım oldu diyelim. Zaten videonun en başında dediğim gibi Samsung'da ve Huawei tarafında zaten otomatik olarak bakın hemen 5x ve şöyle büyüterek 20x'e kadar çıkabiliyorum. Samsung tarafında bakın şu an 20x'teyim ya da tek hareketle geniş açıya geçebiliyorum. Harika. P40 Pro'da kaydırma çubuğum var, zoom çubuğum var. Burada istediğim şekilde bakın 15x'e kadar gelebiliyorum. Ya da komple geri gidebiliyorum geniş açıya kadar. Yani ben video kaydını hiç durdurmadan istediğimi yapabiliyorum Huawei'de ve Samsung'da. Xiaomi'lerde hemen şöyle bakıyorum. Şu an geniş açıyla videoya başladık. Mi 10 Pro'da bakıyorum. Şöyle bir 2x olayı yaptı. Bu kadar yaklaştırabildi geniş açıda. Geri geliyorum. Mi 10 Ultra'ya bakıyorum. O da şöyle bir 2x yapabildi. O da bu kadar yaklaştırdı ve net de değil. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an tabii ekranlara bakarak bunu konuşuyorum. Ekranlara bakarak hangisini çok iyi çektiği biraz yanıltıcı olabiliyor. Ekran kalitesine göre. Mesela Samsung 20 Ultra çok kötü gözüküyor. Çünkü ekran çok koyu oldu. Halbuki belki de en güzeli o çekti. Çünkü Samsung'dan büyük umudum var. Video konusunda Samsung'lar hele ki böyle yüksek ışıklı olan yerlerde harikalar. İşte izlerken görmüş olacağız. Onu diyordum. Şimdi ekranı evet pasif kaldı 20 Ultra'nın ama şimdi bunları böyle yan yana bakarken 20 Ultra çok güzel video kaydı yapmış ise ve üzerinde bunun gibi özellikler varsa yani videoyu hiç durdurmadan 4K olsun 30 FPS olsun geniş açı zoom hepsi emrinize amade bir şekilde bekliyor. Yani elinizin altında istediğinizi yapabiliyorsunuz o açıdan video kaydı olarak o açıdan video kaydı olarak 20 Ultra bayağı başarılı olmuş oluyor. Çünkü Xiaomi'ler evet ekran olarak harika gözüküyor diğer iki cihaza göre. Ama belki bu kadar iyi video kaydı yapmamış olabilir. Ve geniş açıya geçebilmek için ekranı durdurmak yani kaydı durdurmak yeniden geniş açıya geçmek sıkıntılı. Full HD'de böyle bir şey yok ama 4K'da var. 4K'da da olmasaydı iyiydi. Bakın bir de Samsung'da şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu an bu 4 kaydımızı durduracağım. Samsung'da bir olayı size göstermek istiyorum çünkü gerçekten harika bir özellik. Bakın şu an 4K öz çekimde video kaydı yapıyorum. Yani böyle videoya başladım. Böyle başladığım zaman Samsung bana şöyle bir özellik verebiliyor. 4K'da öz çekimde video kaydına başladım ve tek tuşla arka çekime devam edebiliyorum. Ama arka çekimde başladığım zaman öz çekime bu geçmiyor. O yüzden öz çekimde başlarsanız arka çekime geçebiliyor. Harika. Resmen çok güzel bir özellik. Samsung'un hatırlarsanız bir serisi vardı ya. Neydi ya? Böyle kamerası dönüyordu. Hatırlayamadım şimdi modelini. O kadar çok seri çıkarttı ki. Yani onun yazılımla yapılmış hali. Ve ben yıllardır bunu söylüyordum. Yazılımla bu yapılabilir. Neden yapmıyor insanlar? Ama şimdi Samsung öz çekim kamerasına da 4K 30 FPS ve 60 FPS koyunca İşte bu şekilde arka kameraya da geçip yapabiliyoruz. Harika ya. Gerçekten harika. Yani ya işte bakın Samsung'un böyle özellikleri olması çok iyi. O az önce mesela manuel odaktan çıkma olayı. Videoyu hiç durdurmuyorsunuz. Yani videoya bir başlıyorsunuz. 4K'da videoya bir başlıyorsunuz. Videoyu hiç durdurmadan size her şeyi verebiliyor. Her özelliği verebiliyor Samsung. Zaten yıllardır Samsung bu tip özelliklerinden dolayı ve gerçekten video kalitesi de çok iyi olduğu için benim hep favorimdi. Son yıllarda biraz geri kaldı. Ya geri kalmadı. Diğerleri ona yetişti.
Hatta bazı yerlerde onu geçmeye başladılar. Ama şu an halen bakın bu kadar komplike bir cihaz, özellikler var ve her özelliği yani bir tuşa basarak kayda başlıyorsunuz ve bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. 10 numara, gerçekten 10 numara. Neyse, durum bu. Bunu da göstermek istedim. Artık videoyu Samsung'la sonlandırıyorum. Diğer cihazları kapattım. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Öz çekimde zaten bakacağız aslında ama gene de şöyle bakayım. Evet, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.